Biz birbirimizi şöyle çağırıyorduk. Şişt, kıs kıs, çık çık, pıs pıs. Himenzi mutlu sanıyorlar. Yavrum, Taksim'in ortasına bağırmana gerek Hello, yok. Hello, yabancılık çekmezler diye düşündüm buralarda. Korkuttuk biraz sizi değil mi? Çünkü bugün Cadılar Bayramı özel içeriği. Biz çünkü geleneksel olarak her yıl Cadılar Bayramı'nı ne oluyor Cadılar olarak... Cadılar Bayramı artık seküler bir bayram, bunu geçelim. Yani kostümünü giyiyorsun, mümkünse Joker ve Harley Quinn. Gidiyorsun partine kardeşim, bunun başka bir şeyi yok. Geçen sene herkes Harley Quinn'di, bu sene bakalım herkes ne olacak. O yüzden önceden biz sizin için bir sürü kostüm kiralayıp evde deneyeceğiz. Çünkü maazallah partiye giderken arkadaşlarım ya güzel bir şey bulamazlarsa... Sayemde partideki en iyi kostüm ödülünü sen alacaksın Cancık. Bir sen Cancık. Ne? Evet sen alacaksın eminim. Şimdi geçiyoruz ilk yerimize, iki yerden kiralayacağız. Çok güzel elbiseler var böyle. Kırmızı. Ben prenses olacağım. Cancık kostüm var mıdır acaba ya? Bence tasarlayabilirsin. Evet ben bir Cancık kostüm yapayım da Cancıklar neye benziyor bir görsel olarak size bir betimleyeyim. Evet. Kendi kostümünü kendin tasarlamaca. Evet mekana giriyoruz. Bundan kesin almamız lazım. Çok güzel şeyler var. Ben gözüme kestirdim söylemiyorum şimdi alacağım. Kalkanlar falan var. Ay bütün dönemler. Ay. Vampir olmayacak mıyız? Vampir de almak lazım evet ama farklı bir vampir düşünüyorum. Türk vampiri bıyıklı. Ay şapkalar çok güzel. Ay. Gel gel. Şunu çek bu beni açar. Yakışır parlar üstümde ne diyorsun? Bu arada şu an Yunus çekmiyor. Reflekt ekibi çekiyor bizi şu anda. Evet. Yunus Bey başka bir çekimde. İnanır mısınız? Evet. Şey takmak yasak mı? Yani normalde yasak da siz şu anda takabilirsiniz. Siz anormal tiplersiniz. Bunlar bu senenin modası değil mi? Tabii ki de. Malefic miydi ismi bunun? Malef... Neydi? Bunun ne olduğunu göstermeyeyim mi? Şöyle gör. Bu kesin alınacak. Kesinlikle şundan alacağım. O ne yavrum? Bilmiyorum. Şimdi ilk yerden aldık, arabayı bıraktık, ikinci yere geldik. Yokuş çıktık, ben bittim abi. Üniversitede okurken buralara çok geldim bu arada. Sahne sanatları okuduğumuz için kostümle genelde işimiz oluyor. Şey diyeyim mi ya bu? Masumlar Apartmanı. Masumlar Apartmanı. Her gördüğün tarihi binayı da Masumlar Apartmanı demezsin. Evet, şimdi sizlere kostüm deyince gelinmesi gerek. Yalnız bu sefer daha fazla ve daha değişik şeyler var. Gösterme onu sürpriz olsun, evde görsünler. Onu kesin kiralayacağız. Öbürkünü görmüştüm, bu daha güzelmiş. Nasıl, öbürü de mi var? Burada bir tane daha var. O zaman bunu da ben kiralayayım, ikisini birlikte yapalım. Neden? Köpekler korkacak mı? Allah, ne oluyor ya? Star Wars mu o? Abi, mükemmel bir parça bu. Çok güzel yapmışlar yalnız, Roma askeri bak. Gerçekten başta da çok güzel. Aa, ben dönem şeysi alsaydım bir tane kendime. Hadi al bir tane, sana yakışır, değişik olur. Cinderella ama. Ben küçükken, 85'ler için söylüyorum. O Cadılar Bayramı'nda küçücük veletler hepsi giyinip geziyorlardı. Bizde yoktu öyle şeyler. Şimdi gençler gene partisini yapıyor da. Ne yaptık şimdi? Neyi anlatmak istedim burada? Ah gençliğim ah. Z kuşağı siz bilmezsiniz. Z kuşağı bugün Harley Quinn oluyor, yarın Tokyo oluyor, öbür gün Malefic oluyor. Hep aynı şey oluyor. Bize farklı bir şey oldu. Ben size bugün farklı kostümlerle bir partiye gittiğinizde nasıl yüzünüze bakılmayacak? Nasıl kimse sizinle ilgilenmeyecek ama herkes sizinle eğlenecek. Bütün parti aynı kostüm oluyor ya. Gerek yok bu kadar kostüm var burada. Gitmedik ki hiçbir zaman. Abi benzinliğe bir giriyorum. Ha geçen sene eve. Benzinliğe bir girdim etrafıma bir sürü Harley Quinn ve Joker sardı. İnanılmazdı ama hepsi aynı abi. Hepsi aynı bu kadar çeşidin içerisinde. Allah. Şimdi o zaman kiralamaya geçelim. Gene göstermeyeceğiz. Eve gittiğimizde gireceğiz tamam mı? Yaklaşık bir 10 tane falan kostümümüz olacak. Belki daha fazla. Hepsinin şovu birazdan başlıyor. Sevgili canlar bir sürü kostüm kiraladık gördüğünüz gibi eve geldik. İlkini Ceyda canı dayanamadı giydi. Dün kiralamıştık bugün devam ediyoruz. Siz sanki aynı günmüş gibi devam edersiniz. Ceyda Bezelye Kasabalı geliyor. Ceyda Bezelye Balı. Şimdi ben gidip giyinip geliyorum. Ben şimdi onu mu giyeyim? Neyine gözlerine ama giyeyim. Onu mu giyeyim? Ama çok iyi o ya. Çok iyi kostüm ya. Ben de bezelyeli pilav gibi burada bekleyeyim. Bezelyeli pilav da sevmem ha. Ne mana bezelyeli pilav? Bunu bu arada Araka'da derler. You know? Neyim ben? Eski toprak. Gözlerim yeşil ya ondan bezelyeyi tercih ettim. Fırat yardıma ihtiyacın var mı? Hayır ben kendim yapabilirim. Kendim yapabilirim diyor kesin yapamayacak ya. Yalnız ben komple soyunmam gerekiyor bunda. Ne demek istediğini tam olarak anla.
He, karakter için soyunma ama insan sanat için soyunabiliyor yeri geldiğinde. Burada sonuçta YouTube'da olsa bir sanat yapılıyor burada. Bu çok iyi ya. Hangisi, şaka mı, şeker mi? Neyi? Kostüm mü? Evet. Geleyim mi? Hayır. Senin bekleyeceğiz 40 saat. Yavrum. Utku, buraları atarsın. Doğal olarak. Öyle beklesek ya, o videonun 5 dakikası buradan giyinmesini bekliyorum. Ya çok merak ettiriyor. Hazır mısınız? Bu ne oğlum? Arkasında kapanmamış mıydı? Kapat kapat. Orijinal iyi ben hocam. Bak aynısı. Şuradan detaylara bakın. Senin mikrofonun nerede? Cancıkların gücü adına. Şimdi arkadaşlar, bu kostümümden bahsetmek gerekirse... Gerekmez bence, gayet her şey çok iyi görünüyor çünkü. Bir kere çok refah. Refah mı? Refah mı? Ferah, ferah. Abi fark etmez, para. Vallahi çok ferah, yumuş yumuş. Kostüm Ferah Abdullah. Ferah dedin abi, ferah o. Yiğmen Ferah Abdullah. Kız Zeynep Ferah Abdullah'a da benzedin. Zeynep Hanım, sizden çok özür diliyorum. Çok seviyoruz kendisini, çok beğeniyorum ben şahsen kendim. Vallahi bu ülkede Pamuk Prenses çekilse ben onu oynatırdım. Geçen düşündüm hatta bunu, Cinderella. Ya acaba Farah Zeynep Abdullah Pamuk Prenses'te oynamak istiyor mu? Ama yüzü tam Cinderella. Ben kostümü anlatabilir miyim? Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz biraz sıkıntılı. Kırılma ihtimali yüksek köpükten. O yüzden şunu şöyle bırakmayacağım. Şurada hafiften tüyleri var. Bunlar çok güzel detaylar. Hoş detaylar ve alt taraftan da keçeli. Havalı. Şimdi çıplağım içinde. Çıplak olduğum için... Bu da plastikimsi olduğu için yoğun bir terleme anındayım. Olası bir şekilde partiden sonra bunu birinin yanında çıkarmanız gerekirse büyük sıkıntılar doğabilir. Özellikle benim gibi pastırma yediyseniz yoğun bir pastırma kokusu içeride hapsolmuş olabilir. Hiymensin, sıkıntı yapar mısın? Yapmazsın ama yapman da gerekir. Çünkü çıkardığın zaman hani var ya, o böyle yavaş yavaş çıkartıp orijinal haline döner. Orijinal haline bir cancıksın çünkü belki de. Küçükken bizim bir tane mahallede Hiymen şarkımız vardı. Bakalım bilir misiniz? Hiymen, ben bu donu giymem. Şila, öptüm seni. Ah. Neden böyle bir şey yoktu Ceyda. Sadece sizin mahallede kalmış. Evet, bizim şükürler mahallede... olsun ki. Biz birbirimizi şöyle çağırıyorduk. Şşt, kıs kıs çık çık pıs pıs. Bunun hilemenle ne alakası var yavrum? Mahallede birbirini çağırma stillerine örnek vermek istedim. Sonuçta şaka mahallelerde yapılan şeyler mi? Şey, Şile'yi getirsene. Onu da... Şila. Şila yapıyor işte. Getir. Ne oldu? Şilite'ye getir, o daha çok aslana benziyor. Benim aslanım nerede abi? Aslanım benim, gel yavrum. Abi bu arada gerçekten yaratıcı ya. Bırakın ya şu hepiniz Joker olmayı, Batman olmayı. Batman olabilirsiniz, fazla kalmadı da. O elini... Yeter ya, şöyle değişik şeyler şey yapın. Eline şu saçını alırken. Düşün şimdi bak, partidesin, çok beğendin. Orada karşıda bir tane kız gördün. Ne hikmetse Harley Quinn, arkası dönük. Bir çevirdin, o değilmiş meğersem. Diğer 35 Harley Quinn'den biri, bulman gerekiyor hangisi olduğunu. İlk gördün o, beğendiğin o. Neyse en sonunda buldun. Sonra dedin ki merhaba dedim, nasılsın? Bir şey içer miyiz? Hayır dedi direkt cevap olarak. Ya hayır dedi abi, bir he-mansin ama aynı zamanda feminen bir he-mansin. Bence çok değişik bir bakış açısı. Bir şey soracağım. Ben şunu merak ediyorum. Neden kadın taklidi yapanlar sürekli... Öyle bir şey yok ki, biz saçımızı böyle alıyoruz abi. Siz niye böyle alıyorsunuz? Öyle bir alış mı var? Abi niye bütün erkek taklidi yapanlar o zaman böyle... evet böyle yapıyor. Hangi erkek böyle dolanıyor sokakta? Beceremediğimiz için. Sen şimdi git giyin gel. Ben ne giyeyim? Aa, çok sürpriz bir şey giyeceğim şimdi. Sanki hepsi sürpriz. Köpekten. Ya. Ne? Korkaksın kendin. He? Efendim? Şüheyda mı? Şu Heyda ne kızım? Söyledin ya. Şüheyda. O zaman biz bir bakıp gelelim. Heh, Aleyna geldi. Ben bu şekilde kapıyı açamam. Ben nasıl açıyorum? Ben bu şekilde açamam kapıyı. Aleyna mı? Kesin mi? Fikir mi? Ay. Gel canım, buyur geç. Ben bu kostümü satın alıyorum galiba arkadaşlar. Evde bununla gezeceğim. Abi çok iyi ya. Heh. Hadi sana seçelim. Şu olabilir. Şunu alabilirsin. Ama bu komik değil. Onu seç. Ama Scooby sana sığmazsın. Ya sığarsam? Bir deneyelim o zaman. Sığarsan. Aa, bunu giyeyim mi? O olmaz aşkım. O sonra. Tamam. Kanka ne çekiyorsun? Soyunacağız belki. Hayret bir şey ya. İmensi mutlu sanıyorlar. Geliyorum. Gel artık, evet.
Böyle mi gezeceksin partide? Evet. Partiye garip garip insanları davet etmişler. Ya sen böyle geziyorsun, her şey normalde ben böyle geldim de mi problem? Ya da dört ayak mı gezeceksin? Bu video dört ayak üstüne düştüm. Şansım ya, belki. Abi çok iyi kostüm bu arada. Şuna bakın. Senin mikrofon nerede? Ha şöyle şey yapmışım. Cebine atmış abi. Utku çıldırıyor. Şimdi mesela normal gibi gözüküyor Scooby. Evet. Ellerime bakın. Ne alaka, normal gibi gözüküyor zaten. Bak böyle ellerim yokmuş gibi. Ellerimi tam buraya koymuş gibi Scooby gibi olmadım mı? Ya Scooby'm böyle durmuyor mu? Hatırlamıyor musunuz diziden? Scooby niye böyle dursun Ceyda? Abi elleri ona göre tasarlamışlar. Kostümcünün bu detayı çok değerlidir, bakın. Nasıl bir çift olduk? Şu şekilde partiye katılsak bizi alırlar mı içeriye? Bu partiye giderken tercih edilmez bence. Çünkü birazcık sıcak geliyor. Tam kış partisi bu, dış mekan. Outdoor. Outdoor partilerimizde. Ooo, outdoor'da net. Tabii. Mesela sen, Cancık. Üniversiteyle beraber oldu ya, Uludağ'da partiye gidiyorsunuz. Her zaman vardır bu. Bir tane akıllı vardır, Uludağ partisi bileti satan bir genç. Okulun girişimci delikanlısı. Geldi sana sattı. Dedi ki kostümlü parti ama dedi. Gözünü seveyim lütfen kızım. Bak yavrum, bir tane şuraya kırmızı boynuz takıp şeytan olma. Lütfen yani. Mesela böyle yaratıcı şeyler olsun. Şu şekilde karların üzerinde dans ederken olsun. Dikkat çekici. Ve özellikle erkek magnet. He? Bir şey söyleyeyim mi? Aslında sen bak kafandakini çıkarsan, evet. Sen zaten şeye benziyorsun. Scooby-Doo'daki bizim çocuğun ismi neydi? Pardon. Shaggy. Sen Shaggy'sin ama saçın açıkken. Ben de Scooby'yim. Açayım mı? Aç, Shaggy olacaksın. Sen çok benziyorsun Shaggy'ye. Neydi onun? Sesi nasıldı onun? Scooby'nin sesi mi? Hayır ya. Hani hayır. Böyle bir ses vardı ama. Hayır. Scooby konuşmuyor yavrum. Scooby konuşmuyor yavrum. Abi Scooby. Çok saçma çizgi film. Diye ha, tamam doğru. Bu da böyle konuşuyordu. Acaba hayaletler mi gelecek? O dırırırınkta ayakları birbirine çarpıp koşuyorlar. Neyse ben yeni kostümü giymeye gidiyorum çünkü çok saçmalamaya başladık. Ne yapacaktık mantıklı sanki? Zaten kostümleniyoruz ya. Sanki her şey çok mantıklı ilerliyormuş gibi. Altındaki donu gördünüz. Anladınız mı niye himenden bu donu giymem diye bir bizim neslin bir şarkı yaptığını. Haklı bir şarkı. Ne geldin yine? Sırtım açık. Yiğmen de olsan işte eksikler oluyor. Dur ben de gideyim mi değişmeye? Muhteşem bir kostüm. Giymesi çok uzun sürdü ama çok güzel. Beyazıt Öztürk. Bunu biliyor musunuz? Biliyor muyum? Tabii. Biliyor musunuz? Biliyor muyum? Biliyor musunuz? Bilmem ama üstüme naga bu. Beyazıt Öztürk bunu günlerce, yıllarca nasıl giymiş? Abi çok zor soktuk içine valla. Girmedi ya. Böyle benim kaslı vücudum bile bunu beceremedi arkadaş. Şöyle şeyler yapıyordu ya. Çok iyi kostüm. Böyle kostüm mü olur ya? Çok iyi. Şu oturuşu. Evi birbirine kattıktan sonra babam. Vardır ya böyle şeyler. Kafamı vurdum yere, inşallah ölmem. Ne alaka ya? Uyuyakalmış bir de burada. Bir de böyle kalkar bak. Önce götlerini atarlar ya. Bilgisayarın başına otursan Allah'ını seviyorsan. Klavyeye yazamayacaksın çünkü çok korkunç. Buradan nasıl geçeceğiz bro? Merhaba. İş başvurusunda bulunacaktım. Benim Hulk'um ama göz ardı edildi ya şu an. Göz altı edildi. Siz göz şurası altı. Hariç her yer çok güzel. Bu ne abi? Ortaçağ soytarısı gibi. Detayı. Bir döneme aitmiş gibi gözükmeliydi. Hulk'un böyle saçı mı var ya? Yok tabii ki de Ceylan. Niye böyle şey yaptın abi tak? Farklılık olsun dedim. O zaman be giden be. Üsmen Aga böyleydi doğru. Evet. Trakya şivesiyle konuşurdu. Trakya şivesiyle konuşurdu. Bu roman oldu biraz. Be giden Üsmen Aga ayakkabı giysin. Allah aşkına bir ayakkabılarını giysin. Onu bir görmek istiyorum. Arkadaşlar biz oyuncuyuz. Biz tiyatro sahne neler giydik. Bunlar bizi bozmuş. Ne alaka şimdi ya? Kim dedi bozdu diye zaten. Ben peruklayım ya. Peruklayım ya. Peruklu Hulk'um şu an ya. Nasıl giyilir ki? Yakışıklı oldun ha Hulk.
Oldum. Kas mı yakıştı sana nedir? Ya ne alakası var Ceyda? Hani kası sevmiyordun? Şu an sen de çok beğendim. Yakıştı vallahi bak. Bakayım. Yok be. Şey gibi olmadı mı bu? Bulk dönemindekiler gibi biraz göbekli sanki. Şöyle güzel mesela bak şu duruş. Popomda bir kas. Şöyle. Yüz tipine yakıştı senin böyle bir geniş. Ödün koptu değil mi? Beğendim diye kaslı olmak zorunda kalacağım. Şeker mi şaka mı şaka? Hadi değiştirmişsiniz. Ben kaslı olmak istemiyorum. Yenisini giyip geliyoruz. Kasma bu kadar bir şey demedik. Yine harika yaratıcı bir kostüm ama Ceyda'nınki daha efsane. Geliyor. Kaptan Mara. Huga huga. Joncuka. Niye ayaklarını sürüyor? Kaldırınca düşüyor. İlk insan yürümeyi bilmiyormuş abi. Normal bir şey bence. İlk insanlar böyle yürüyordu zaten. Arkadaş öyle bir şey yoktu. Ayrıca mağara adamların ayakları da büyük değildi. Ben bir penguen olarak bunların hepsinin dönemlerini yaşamış bir insanım. Çok iyi. Abi hep bir güzellerini sen giydin ya. Oğlum böyle insanlar var dışarıda ama bu yani. Var da günümüzde de var bunlar ama ayakları böyle değil. Ne alaka abi ayakları niye büyük bunların? Çok manasız. Ama bak bu güzel bir kostüm. Hem ferah hem rahat hem de bir vibe'ı var. İlk insan olarak gidebilirsiniz partilere. Teşekkür ederim. Çünkü sizin arkadaşlarınız da olur orada. Partide kavga çıkar ilk senden bilirler. İlk insan bu gerizekalı. Yanlış mı düşündün? Sen niye böyle evet falan diye konuşuyorsun? Kostümün vibe'ına girdin. Evet falan. Ama biz oyuncuyuz kardeş. Senin kostümlerin tırt. Neden tırt? Şimdi bana yakışıyor. Ama sen penguen'e mi benzedin? Bir yakıştı ya, güzel oldu. Yakıştı mı? Niye yakışsın abi penguen kostümü bakayım sana? Güzel oldu abi. Mesela şu an bence göz alıyorum yani partide. Düşünsene şöyle bak, dans ediyorum. Parti için bunları eledim. Ayaklarını çıkartırsın bir tek. Ayaksız olur. Şimdi bir iki tane daha kostümümüz var. Onları da şey yapalım. Ama benim favorim tabii ki de bana çok yakıştığı için He-Man. Benim favorim hala belli değil. En sonuncularından sonra karar vereceğim. Ben geleyim mi? Gel. Göremiyorum ki. Ben de göremiyorum. Bunun ışın kılıcı eksik. İnanılmaz kötü bir maske. Ceyda. Sen beni görebiliyor musun? Ay, evet. Yoda ile Kurt Adam'ın kavgası gibi oldu. Seninkisi tam böyle fütüristik 80'ler iğrenç bilim kurgu... Ay, 80'ler iğrenç bir... Tam oldu yani şu anda 80'ler iğrenç bilim kurgu korku temalı. Bütün filmler senaryoları bitmiş. Kurt Adam, vampir artı astronotu bir araya getirmişler. Öyle zaten kafamda öyle film anladı. O nasıl takılıyor ya? Ben gerçekten vampirim. Ne demek o ya? Doğru bir organizasyon. He? Doğru bir organizasyon. Çünkü filmlerde bunların hemen iki tane dişi çıkar. Doğru bir organizasyon gerçekten vampirim diyor. Ne anlatmaya çalıştı hakkında hiç fikrim yok. Yani gerçekten vampir olabiliyorsun bunu taktığın zaman. Aa gerçekten vampir oldun şu an güneş. Ceyda güneş geliyor. Köşeden çıksana kık diye. Hadi beni buramdan ısırmaya çalışıyormuş gibi. Öyle demek istemedim ya. Arkadan böyle çıkacaksın kık diye. Böyle dişi olan vampir onu da hayal edebilir mi ya? İşin bence orada. Güzel oldu bu arada. Bence sürekli de şaşırtıyorsun. Partide biriyle tanışıyorsun. Aa siz nesiniz? Yaptın. O dedi ki ne kurt adam astronot mu dedi. Dedim bir çıkardım vampir olmuşsun. Vampirlere çıkardım astro kadın. Abone oluyorsun. Like atıyorsun. Instagram'dan takip ediyorsun. Bunu yapanlar candır diyorsun. Cancık olmuyorsun. Cancık. Geliyor, izliyor, like atmıyor, yorum atmıyor, Instagram'dan takip etmiyor. Bunlar cancıktır. Şu an abone oldu. İçeriğimizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerimiz devam edecek. Çünkü kostümlerin haddi hesabı yok. Arada size farklı kostümlerle farklı içerikler sunacağız. Severseniz yenisini de çekeriz izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Partilerinize haber verin. Kime? Bize. Atın belki attent ederiz ya. Facebook'tan gönderin. Geliriz belki o kostümlerle. Kendine iyi bakın.